Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi 7. bölüme geçtik arkadaşlar. Üçgende benzerlik konusunu işleyeceğiz bu videomuzla birlikte. Şimdi burada toplamda 14 tane köşe taşıyla bize konuyu öğretmeye çalışıyor dostlarım. Sonra tarama testi, konu testi derken öğrenip öğrenmediğimizi de kontrol etmeye çalışıyor. Hemen birinci benzerlik, birinci köşe taşımızı açalım ve benzerlik kavramının ne olduğunu tanımaya çalışacakmışız burada. Hemen bir bakalım ne diyor arkadaşlar. Evet. Benzerlik oranı 1 bölü 4 olan iki çemberin. Şimdi çemberler benzerse bu çemberlerin yarıçapları oranı benzerlik oranına eşit oluyor dostlarım. Yani 1 bölü 4'müş ya benzerlik oranı. O zaman küçük çemberin yarıçapı R, büyük çemberin yarıçapı da 4R'dir diyeceksiniz. Ve diyor ki bize yarıçapları toplamı 30. O halde R ile 4R'nin toplamı 30'dur. Demek ki 5R eşittir 30, R eşittir 6 geldi diyeceğiz. Bize de büyük çemberin yarıçapını yani 4R'yi soruyor. 4 çarpı 6'dan 24'ü işaretledim dostlar. Bakalım bu ne diyor. Ölçek oranı 1 bölü 500 bin olan bir haritada 3 santim uzunluğunda gösterilen bir yolun gerçek uzunluğu kaç kilometredir? Dostum, bu harita 500 bin oranında küçültülmüş. Her 1 santim 500 bin santim derece kadar küçültülerek harita oluşturulmuş. Şimdi 3 santim uzunluğundaysa biz bunun gerçek uzunluğunu bulmak için 3 ile 500 bini çarpacağız. Hemen çarpalım, 3 ile 5'i çarpalım, 15. Yanına da bakın 2, 4, 5 tane de 0 koyacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane de 0'ı çaktım yanına. İşte gerçek uzunluğu bu kadardır dedi. Bize de diyor ki bu yolun gerçek uzunluğu kaç kilometredir? Kilometre cinsinden soruyor bize dostum. Bakın aşağıda zaten mavi renkle vermiş hocamız. 100 bin santim 1 kilometreye eşittir demiş. Yani santimetreyi kilometreye çevirirken 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfırını silmeniz gerekiyor demiş. Hemen biz de bu santimetreyi kilometreye çevirirken 5 sıfır sildik. 15 kilometre çıktı sorumuzun cevabı. 3 numaradayım dostlar. Şekilde iç içe çizilmiş iki karenin benzerlik oranı 2 bölü 5'tir. Şimdi benzerlik oranı 2 bölü 5 demek, bu karenin bir kenarı da sen 2K dersen, ki bütün kenarları 2K olur bu durumda, büyük karenin bir kenarı 5K olacak demektir. O halde 5K yazıyorum buraya. X'e de 5K yazıyorum. Şuranın da 5K olduğunu biliyorum. Ve şuradaki 12'lik kısma 3K kalıyor. Çünkü burası 2K. Ve 3K 12 ise K'nın 4 olduğunu buldum. Bana 5K'yı soruyordu. 5 çarpı 4'ten 20'yi işaretledim dostlar. Evet, birinci köşe taşımız tamamdır. Hemen geldik 2 numaralı köşe taşına. Evet, birinci sorumuz. Burada da benzerlik simgesini öğreneceğiz galiba. Bakın şu küçük S harfini düşünün. Yana yatmış bir vaziyette. İşte bunu gördüğünüzde solundaki ile sağındaki üçgenin benzer olduğunu söylüyor demektir bu bize. Ve iki üçgen benzerse dostlarım, bunların açıları %100 eşittir ve kenarları da %100 orantılıdır. Şimdi hangi açıları eşit hocam? Bu soruda işime yaramayacak ama birinci açıyla birinci açı, yani bu üçgenin A açısıyla bu üçgenin Denizli açısı, ya da ortadakiler Bursa'yla Edirne, ya da sondakiler Ceyhan'la Fransa. Peki kenarların oranını nasıl yazıyoruz öğretmenim? Bakın onu da şöyle yazıyorsunuz. Bunun ilk iki harfini alın, AB. Sonra bunun ilk iki harfini alın, DE. İşte bunların oranı senin benzerlik oranıdır. Devam ediyorum. Bunun son iki harfini alıyorum, BC. Bunun son iki harfini alıyorum, EF'ye oranı eşittir. Devam edelim. Bunun bir baştaki bir sondaki harfini alıyorum, AC. Bunun da bir baştaki bir sondaki harfini alıyorum, DF. İşte benzerlik oranını da böyle yazıyoruz dostlar. Şimdi verilenleri yerine yazalım. Bakın AC'yi 16 vermiş, DF'yi 24 vermiş. Demek ki benzerlik oranı 16 bölü 24. Eşittir. BC'yi 10 vermiş,
Bize de EF'yi soruyor. X diyelim buraya. Hemen sadeleştirelim. 4'e bölelim 4. 4'e bölelim 6. 2'ye bölelim 2. 2'ye bölelim 3. Bakın 2'nin 10 katı, 5 katı olmuş pardon. 10 olmuş. Burada da 3'ün 5 katı olacak. 15 olacak sorumuzun cevabı. Evet, geldik buna. X kaç derecedir diyor. Bakın yine benzer olduklarını söylemiş. Şimdi burada açılara bakacağız. ABC üçgeninin A açısı ile EDF'nin E açısı birbirine eşitmiş. O halde A'da 60 varsa E'de de 60 derece olacak. Yazdım. Sonra ABC üçgenin Bursa'sı ile EDF'nin Denizli'si eşitmiş. Bursa'da 70 var. Denizli'ye de 70'i çaktım hemen. Son olarak Ceyhan'la da Fransa açıları eşitmiş. Yani Ceyhan'la şuradaki Fransa açısı birbirine eşit. Hadi bulalım. 60, 70 daha 130. O halde şuraya 50 kalır. Tabii ki bu da 50'dir. Şuranın da üçünün toplamı 180 olacaktı. Buradan da soruyu çözeriz. 50, 45 daha 95 yapar. O halde X'e 85 kaldı diyebilirim dostlarım. Geçiyorum 3 numaraya. Bir kağıt üzerinde çizili dörtgenin çevresi 12 birimdir. Bu dörtgene büyüteçle bakıldığında dörtgenin alanının 8 kat büyüdüğü görüldüğüne göre büyüteçte görünen dörtgenin çevresi kaç birimdir diye bir soru sormuş bize. Şimdi buradayken çevre 12. Buradaykenki çevre nedir diye bize bir soru sormuş dostlar. Ve şunu bileceksiniz biz. Biz şunu bileceğiz. Çevrelerin oranı benzerlik oranına eşittir. Bunu bileceksiniz dostlar. Şimdi alanına bakalım. Büyüteçle bakıldığında dörtgenin alanının 8 kat büyüdüğünü görüyoruz. Bunun alanı A ise 8 katına yapar 8A. Ve bu kadar büyümüş, yani 9A olmuş arkadaşlar alan. A idi, 9A olmuş. 8 kat büyümüş. 8A ekledim yani üstüne. Şimdi dostum bir de şunu bileceksiniz benzerlikle ilgili. Bakın çevrelerin oranı benzerlik oranına eşit. Alanların oranıysa benzerlik oranının karesine eşit. Yani işi tersten söyleyeyim. Alanların oranının kare kökü benzerlik oranına eşit. Peki alanların oranı ne? 9A bölü A. Bu alanların oranı, yani 9. O halde bu 9'un kare kökü, yani 3 dediğimiz şey benzerlik oranına eşit dostlarım. O halde bu dörtgenin çevresinin 3 katı bu dörtgenin çevresine eşit. Çünkü benzerlik oranları 3. O halde 12'nin 3 katı olacak. Cevap 36 gelecek diyeceğiz. Evet, 2 numarada tamamdır. Çevirdim. 3 numaraya geldim. Burada da Thales amcamızın bulduğu bir teorem var. Bunu söylüyor bize. Diyor ki teorem, paralel doğrular yanları aynı oranda böler. Yani 3'ün x'e oranı ne ise, 3'ün sol taraftaki oran 3'ün x'e oranı. Sağ taraftaki oran da buna eşittir. Yani x artı 2'nin 8 oranı, şunun şunu oranı, bunun bunu oranına eşittir diyor. Hemen buradan 24 eşittir x çarpı x artı 2 diyor. Ne ile? 2 fazlasının çarpımı 24'tür. 4 ile 6'nın. Demek ki x 4 olacak. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet. Aynı şeyi burada da yapalım. Bakın buradaki oran 4'e 6. Thales amcanın teoremini yapıyorum. Hatta sadeleştirirsem 4 ile 6'yı 2'ye 3 olur. Yani şurası 2K, şurası 3K demektir. Ve toplam burası ne yaptı? 5K. 5K'yı bize 15 vermiş. 5K eşittir 15. K eşittir 3 geldi. 3K'yı soruyor dostlarım. 9'u paketledi. Hemen şuna bakalım. Evet, telefonda bir yandan çalmaya başladı. Aşağıda bir evin önünü yağmurdan korumak için yapılan bir çatının yandan görünümü gösterilmiştir. Çatının duvara temas ettiği C noktasının A'ya olan uzaklığı B'ye olan uzaklığına oranı 8 bölü 5'tir diyor. Şunu bir gösterelim. Şimdi A'ya olan uzaklığı 8K ise B'ye olan uzaklığı 5K'dır diyor. O halde buraya da 3K kaldı.
Bakın hemen Thales yapalım dostlarım. Şimdi burada ne var? 3'e 5 oranı var. Bu tarafta da x'e 240 oranı var. Bunlar birbirine eşit olacak. Yani 3'ün 5'e oranı x'in 240'a oranına eşit olacak diyebiliriz. Hemen 240 ile 5'i sadeleştirelim. Şurada 240'ı 5'e bir böleyim. 4 kere 5 20 çıkartın. 4 48. Şununla şu gitti 48. 3 ile de 48'i çarpalım. 120 24 daha 144 eşittir. X geldi. Cevap Edirne'den çıktı. Şimdi telefon çok çaldı arkadaşlar. Ben burada bir durayım. Bir sonraki videoda da devam edelim. Tamam, bakalım ne istiyorlarmış bir görelim.